Bak Arzu, bu geceden sonra oyunlarına bir son vereceğine söz ver bana. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Nişan ciddi bir iştir Halil. Nişanlanacağın insan hakkında her şeyi bilmek istersin değil mi? Ne demek istiyorsun? Burada başka bir şey söyleyemem. Eğer bu konuyla ilgilenirsen... Nereye? Hadi şimdi geliyorum. Gerçekten çok güzel. Arzu, Arzu neredesin? Dur Halil, dışarı çıkma. Merhaba Ali abi. Merhaba canım, sarıver canım. İyi günler de ki. Sağ ol canım. Faturayı tiyatroya yollayıverin. Hadi eyvallah. Güle güle. Güle güle. Ne eğlendik dün gece ya? He? No, sen pek eğlenmemişe benziyorsun. Eğlendim, eğlendim ya. Ben de Arzu'yla çok iyiydim dün gece. Merhaba. Hoş geldin Arzu. Annen yok mu? Yok. Ne Hadi çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı. Ne baklası? Aa, sıkma, söyle işte. Sende bir değişiklik var bugün. Allah Allah. Daha bu kadar yeniyken ilk bakışta belli oluyor mu? Ne belli oluyor mu? Hamile olduğum canım.
Neler söylüyorsun? Ah, niye şaşırdın şekerim? Artık kimse çocuk diyemeyecek bana. Gerçek mi bu? Ah, gerçekli güzel. Hem de öyle güzel ki tahmin edemezsin. Ah, sana da tavsiye ederim. Deli, zaten evleniyorum ben. O halde elini çabuk tut. Boşuna geçirdiğin kızlık günlerine çok yanarsın sonra. Kim? Ne kim? Anlamamazlıktan gelme. Bu işi yapan kim? Ah, öyle yakışıklı ki. Tanıyor muyum? Ah, tabii. Coşkun? Bilmem. Çok karanlıktı, seçemedim. Alay etme benimle. Baban biliyor mu? Deli misin? Duyarsa öldürür beni. Kim? Söyle kim diyorum. Kim yaptı bunu? Rezil olduk. Rezil. Söyle kim olduğunu, belki bir çaresini buluruz. Kim? Keşke Hülya söylemeseydi. Abim çok sinirlendi. Yaprakları dökülen kocaman bir çınara benziyor ailemiz. Bir zamanlar sapasağlam duran kökümüz çürümüş, kokuşmuş şimdi. Bunun en korkunç örneği de şu içerideki zavallı kız. Benim kızım. Suç sadece onun mu? Hayır. Hayır, biraz senin gibi bir sarhoşun, biraz senin gibi bir kumarbazın, belki de biraz benim gibi bir zavallı. Neden? Neden biz böyle olduk? Bunun bir sebebi olmalı. Kim olabilir Hatice abla? Kim? Ya şüphelendiğim gibiyse? Sus, Allah korusun. O zaman yaşayamam. Ölürüm. Söyle bakalım. Şimdi olanlardan memnun musun sırdaşım? Böyle konuşma ne olur. Senin iyiliğin için yapmıştım. Babanın bu kadar sert davranacağını düşünemedim. Hala söylemeyecek misin bana kim olduğunu? Sana mı? Bir daha sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Peki, peki. Dediğin gibi olsun. Şimdi ne olacak? Bilmem. Sevgili babacığım siyasi hayatına dokunmasın diye herhalde buna da bir çare düşünür.